Şadiye Hanım yazları Bulgaristan'a gidiyorum demiş hı hı. efendim. Ee, çok fakir bir komşum var. Fakat kendisi Bulgar demiş. Muhtemeldir ki gayrimüslim de bir efendim. insan. Ee, kendisine sadaka verebilir miyim? Bu caiz midir demiş. çok teşekkür ederim. Yani biz dinin genel hükümlerine baktığımızda hep şefkatten merhametten bahseder. Aslında İslam bir bakıma sevgi dinidir. Bizim medeniyetimiz de şefkat medeniyeti, merhamet medeniyetidir. Furkan Bey, farz olan zekatı kişi ancak kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. İşte Müslüman fakirlere verilir. Yani fakir olmak şartıyla 8 sınıf sayılmıştır. Hı hı. Farz olan zekatı kişi ancak Müslümanlara verir. Ama farz olan zekatın dışında nafile sadakaları elbette fakir olan komşusuna gayrimüslim de olsa yardım etmekte ona sadaka vermekte herhangi bir mahsur yok. Çünkü onu da yaratan Allah'tır. Yani Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyururlar ki her can taşıyana merhamet etmekte, yardım etmekte ecir vardır. Dolayısıyla komşuluk hukuku İslam'da çok, çok vurgulanmıştır. Önemli. Hz. Peygamber malum çok bilinen hadisi şeriflerinde buyururlar ki Vallahi la yu'min. diye başlayan hadis var. İşte hakiki mümin olamaz. Bir başka ifadelerinde Efendimiz Cebrail bana komşu hukukundan o kadar bahsetti ki komşular arasında mirasçı kılacağını zannettim. Dolayısıyla çok güzel bir duygu. Gayrimüslim de olsa elindeki imkanlardan ona yardım etmesi, Efendim onun ihtiyaçlarını karşılaması güzel bir şeydir. Elbette farz olan zekatın dışındaki sadakasını ona verebilir. Peki hocam. Teşekkürler. Cenab-ı Allah razı olsun.